Merhaba arkadaşlar, benim bir tane LED'li projektör var. Bu projektörün LED'i patlamış. Videoda görüyorsunuz, siyahlaşmış olan bazı yerler var. Bu da LED'in patladığını gösteriyor arkadaşlar. Bu LED neden patlar? Bunu bir kere size kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar, dış mekan LED'leri çoğunlukla 100 volt üstüne çalışır. Bu da büyük ihtimalle 140-150 voltla çalışan bir led. Bu led arkadaşlar zamanla ısına ısına ve alüminyum soğutucu arkasındaki macun özelliğini giderdiğinde bu led daha fazla ısındığından led artık belirli bir sıcaklığa geldiği zaman yavaş yavaş patlamaya başlar arkadaşlar. Şimdi gelin bunu beraber sökelim. Bakayım trafosu mu patlak, led mi patlak, beraber bunu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi sökmeye başlıyorum arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz projektör piyasa malıdır. O kadar kaliteli bir malzeme değil. Siz de kendiniz değiştirebilirsiniz el beceriniz varsa. Ama macun yoksa hiç değiştirmeye kalkmayın arkadaşlar. Çünkü çabuk patlar. Camını alıyorum. Evet arkadaşlar. Dediğimize bir enerji verelim. Bakalım led mi patlak? Onu bir kontrol edelim. Ölçü aletimi DC konumuna aldım. Evet. Arkadaşlar bu LED'imiz 150 ile 140 volt arası çalışan bir LED. Trafosu sağlam ama LED patlak arkadaşlar. Şimdi elektriğimi çekiyorum. Bir de dikkat ettiyseniz LED'e iki tane vida koymuşlar çaprazlama. Aslında 4 tane olması lazım. Çünkü belirli bir sıcaklığı geldiği zaman alüminyum yamulmaya başlıyor arkadaşlar. Bir de macunlara bakalım. Evet. Macun çok az sürmüş arkadaşlar. O yüzden bu LED'in fazla ömrü zaten yokmuş. O yüzden dolayı mutlaka yüksek cipli olan LED'lerde mutlaka macun sürülmelidir arkadaşlar. Şimdi bu LED'i şu anda söküyorum. Yenisiyle değiştireceğim. LED'imiz beyaz yanıyor. Evet arkadaşlar. Yeni LED'imizi takıyoruz. Eski LED'imiz buradaydı. Eski LED'de görüyorsunuz kararma meydana gelmiş. Yeni LED'i takacağız. Arkadaşlar önce kutup ayaklarını demliyoruz. Evet. Eksi siyah bağlıyorum. Artı kutmunu kırmızıya bağlıyorum. Şimdi bir denemesini yapacağım arkadaşlar. Yanıyor mu, yanmıyor mu diye. Evet arkadaşlar lambamız yandı. Hemen çektim ki birden patlamasın çünkü ısınacak. Buradaki daha önceden videonun başında anlattığım gibi arkadaşlar en önemli
Bu ledin uzun ömürlü olabilmesi için macun. Macun çok önemli arkadaşlar. Yeterli miktarda macun sürüyorum. Ne kadar macunu yedirirsiniz o kadar lambamız uzun ömürlü olur arkadaşlar. Telefonu versene. Evet arkadaşlar, şimdi dediğimizi yerine montajını yapacağız. Tam bastırmıyorum. Önce vidalarını taktıktan sonra bastıracağım. Dediğim gibi arkadaşlar, burada en önemli soğutucudur. Macunu ne kadar güzel sürerseniz o kadar lediniz uzun ömürlü olur arkadaşlar. Şimdi güzelce sıkıyorum. Ve elimle hafiften bastırıyorum. Ve şu anda ledimiz hazır. Bir deneme amaçla şimdi yakacağım arkadaşlar. Başarılı olduk mu olmadık mı diye. Evet. Ledimiz gayet güzel yanıyor arkadaşlar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Buradaki püf noktası macun arkadaşlar. Macun yoksa lediniz uzun süre dayanmaz. Kısa süre sonra lediniz patlayacaktır. Şimdi montajını yapıyorum. Evet arkadaşlar, ledi kontrol ediyorum. Ledimiz şu anda neredeyse 25-30 derece sıcaklığı gösteriyor. Demek ki bu uzun bir süre ledimiz bize hizmet edecek. Şimdi kapağını kapatalım. Siz de dış mekan projektör led lambayı söktüğünüz, eğer contaları koptuysa ısıya dayanıklı silikonlar var. Onlara da conta olarak görev yapabilir. Çünkü yağmurda, çamurda, karda içine su girmemesi lazım. Girerse oksitten dolayı dediğimiz yine patlayacaktır. LED lamba gözümü aldığı için hoş geldiniz efendim.
Evet arkadaşlar, ledimiz hazır. Elektriğimizi takıyoruz. Lambamız yanmış oldu arkadaşlar. Umarım videom yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.